Bu videomuzda kuşlar tellerin üzerinde durduklarında neden çarpılmıyorlar? Biz telleri tutarsak çarpılır mıyız? Ve bu durumlar nasıl gerçekleşir? Uçaktan düşsem iletim hattına tutunup sağ kalabilir miyim? Gibi soruların cevaplarını arayacağız. Hadi gelin başlayalım. neden çarpılmıyor? Ben görüyorum tellerin üzerinde duruyorlar böyle. Bacakları da gayet değiyor. Ama hiçbirine hiçbir şey olmuyor. E iletim hattı tellerinde yalıtkan var dışında kablo var. bize kabloyu tutunca çarpılmıyoruz. Ondan. Hayır. Kesinlikle böyle bir şey yok. E, neden çarpılmadıklarını akım gerilim direnç videomuzu izlediyseniz oradan çıkarım yapabilirsiniz. Ne demiştik? Elektrik en dirençsiz yolu tercih edecektir demiştik. Yani daha dirençli olandan çok daha az geçecek demek bu. Dirençsiz yoldan çok fazla geçecek. Şimdi bir kuş elektrik teline iki ayrı bacağıyla temas ettiğinde. Elektrik telin üzerinden mi geçeyim yoksa kuşun üzerinden mi geçeyim sorusunu sorduğunda kendine diyor ki bu kuşun direnci çok fazla ben buradan geçsem çok uğraşacağım haliyle telin direnci çok az olduğu için telin üzerinden geçeyim diyor yani kuşların üzerinden bir elektrik akımı geçmediği için çarpılmıyorlar peki bu kuş iki ayrı tele aynı anda değse kanatlarıyla ya da bacaklarıyla o zaman işte o zaman çarpılır. Çünkü bu tellerin arasında potansiyel bir fark vardı. Potansiyel fark neydi? Gerilim demekti. Yine aynı videoda anlatmıştık. Haliyle gerilimin olduğu bir yerde kuşun da bir direnci olduğuna göre kuşun üzerinden belirli bir akım geçecek. O akım geçtiğinde de kuş ölecektir ve çarpılıp aşağı ölüsünü bulacağız artık aşağıda yani. Peki siz uçaktan atladınız. Tele tutunmanız lazım. Ne yapmanız lazım? E, bu örnekten çıkarımla şunu yapabilirsiniz. Tek bir tele tek bir elinizle tutunabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz çünkü elektriğin geçebileceği bir yol sunmuyorsunuz. E i̇ki elimle aynı tele tutunsam bu sefer elektriğin geçebileceği bir yol var. Benim üzerimden geçebilir. Ama deminki örnekte de gördük. Sizin vücut direnciniz o telin direncine nazaran çok yüksek. Haliyle sizin, sizin üzerinizden çok az bir akım geçecek. Ama bu telin direnci biraz daha yüksek olsa, içinden geçen akım, çok, gerilim çok 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 fazla olsa bu sefer siz de çarpılabilirsiniz. Yani bu oran çok aradaki fark uçurum olduğu için siz bu şekilde tuttuğunuzda çarpılmıyorsunuz. Peki iki elimle iki ayrı teli tutsam o zaman ne olur? o zaman bir daha hayatınızda asla hiç bir teli tutamazsınız. Hatta hayatınız diye bir şey olmayacağı için yaşamaya devam edemezsiniz haliyle. Çarpılıp aşağı düşersiniz. Ne anladık buradan? Yani elektriğin üzerinizden geçip sizi çarpabilmesi için sizin devreyi bir şekilde tamamlamanız gerekiyor. Ve bu devreyi tamamlarken de bu elektriksel devreyi tamamlarken sizin direncinizin diğer dirençli şeylere göre başka tamamlayan bir şey varsa orada daha düşük kalması gerekiyor. Ya da eşit de olabilir ama aradaki fark uçurum olduğu için çarpılmıyorsun. Bu videomuzu da böyle sonlandıralım. Diğer videolarda görüşmek üzere.